Merhaba arkadaşlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte DAX endeksi ile gümüş yorumumu güncelleyeceğim arkadaşlar. Yeni online platformun verileri ve güncellemeleri ile birlikte öncelikle DAX endeksini sonrasından ise gümüşün Gantt tayfı analizini yapacağım arkadaşlar. Öncelikle DAX endeksi ile başlıyorum. Günlük grafiğe bakıyoruz arkadaşlar. Günlük grafiğe baktığımızda şurada bir pembe bant oluşmuş. Altta da bir tane pembe bandımız var. Burada ise bir mavi kanalımız mevcut arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi günlük grafiğe bakıyoruz. 15.517 seviyesi vardı. Bu 15.517 seviyesi dirençti arkadaşlar. Şöyle 4 saatlik grafiğe alıyorum. 4 saatlik grafikte baktığımızda şuradaki mumlardan görmüş olduğu üzere burası bir güçlü dirençti arkadaşlar. An itibariyle 15.517 direnci yukarı yönlü kırılmış durumda ve şuradaki 15.675 seviyesine doğru ilerliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi direnç kırıldı ve şuradaki pembe banda geçiş yaptı. Burada bir geçiş bandı mevcut arkadaşlar. 15.517 ile 15.675 arasında. Burada demek istiyor ki Hayanbaks bize 15.675 üstünde kaldığı sürece çıkış akımı DAX endeksinde devam edebilir arkadaşlar. Şuradaki 15.675 seviyesi o yüzden çok önemli. 15.517 üstünde kaldığı sürece 15.675'ler gelir. Onun üzerinde kaldığı sürece de 15.675 üzerinde çıkış akımının devamı gelebilir arkadaşlar. Onu da biz TP seviyeleriyle takip edebiliriz arkadaşlar. Eğer 15.675 altında kalacak olursa, şurası bir direnç olursa, öncelikle 15.517 seviyesi var. Bunun aşağı yönlü kırılması lazım. Direnç oluşumu fikrine varacak olursak, 15.517 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa, görmüş olduğunuz gibi şuradaki mavi bant içerisinde hareketine başlayacaktır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şurada bir güçlü direnç vardı eskiden. Şimdi ise bu direnç yukarı yönlü kırılmış ve üstünde kalmış durumda arkadaşlar. 4 saatlik grafiğe bakıyoruz. Eğer buradaki 15.517'nin altında 15.517'nin altında kalmaya devam ederse altta bize 15.149 desteği bekliyor olacak arkadaşlar. Burası da görmüş olduğunuz gibi güçlü bir destek oluşturmuş durumda. 15.030, 15.149 aralığında oluşan bir pembe band DAX endeksi için güçlü destek seviyesi arkadaşlar. Bunun altına inmediği sürece de çıkış akımının devamı gelebilir. 15.517 altında şurada 15.149 seviyesi var. Burası bir güçlü destek. Şuradaki çizgi altında kalırsa bu desteğe kadar geriye çekilme olabilir. Eğer 15.517 üzerinde kalacak olursa 15.675 seviyesi var. Buranın da kırılması durumunda yukarı yönlü çıkış akımının DAX endeksiyle devam edebileceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Şöyle günlük grafikte de bakıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şurada da bu direnç denenmiş. İkinci kez, üçüncü kez hatta birkaç kez şurada dirençler denenmiş. Ondan sonra da üzerinde kalmış. Şu anda da yukarı yönlü hareket etmiş durumda. O yüzden de önemli seviyemiz arkadaşlar 15.517 üzerinde destek olursa öncelikle 15.675 geçiş bandının yukarı yönlü kırılması lazım. Yukarı yönlü kırıldıktan sonra da 15.675 üstünde kaldığı sürece çıkış akımı DAX endeksi için devam edebilir arkadaşlar. Bunu da TP seviyeleriyle takip edebiliriz. Şu anda 15.675 üzerinde oluşan yeni bir bandımız mevcut değil. Eğer bunun üzerinde bir band oluşumu olursa tekrardan video çekip sizinle analizimi paylaşacağım arkadaşlar. Şuradaki geçiş bandının altında kaldığı sürece görmüş olduğunuz gibi şuradaki desteğe kadar geri çekilmeler olabilir diyor bize Gantt tayfi analizimiz arkadaşlar. Şimdi DAX endeksi ile söyleyeceklerim bu kadar. Geçiyoruz gümüş analizimize. Gümüş günlük grafiğe bakıyoruz arkadaşlar. Gümüşte de görmüş olduğunuz gibi şurada bir
ince pembe kanalımız var. 27.39 ile 27.26 aralığında bir ince kanalımız var. Görmüş olduğunuz gibi burası gümüşün destek seviyesi arkadaşlar. Güçlü destek seviyesi. Şurada görmüş olduğunuz gibi spike'ların atıp da buradan geri döndüğünü net bir şekilde görebiliyoruz. Burada da daha önceden dirençmiş. Şimdi ise destek konumuna gelmiş durumda arkadaşlar. Burada da bir mavi bandımız var. Üstünde bir pembe band. Sonrasından ise mavi bandımız oluşmuş durumda arkadaşlar. Şimdi bizim önemli seviyemiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 28-31 seviyesi arkadaşlar. Desteğimiz ise 27-39 seviyesi bizim güçlü desteğimiz. Görmüş olduğunuz gibi fiyat şuradaki 29-39 ile 28-31 seviyesi arasında hareketine devam ediyor. Kısacası şurada bir sıkışma mevcut arkadaşlar. Bunun üstünde de bir de pembe bandımız var. Günlük grafikte görmüş olduğunuz gibi. Burası destek olduktan sonra diyor ki Gun Type analizi bize 28-31 direnç olursa görmüş olduğunuz gibi şuradaki 27-39 desteğine kadar geri çekilmeler olabilir diyor arkadaşlar. Eğer 28-31 seviyesi kırılırsa yukarı yönlü üstünde kalıcılarını sağlarsa o zaman şuradaki oluşmuş olan pembe band içerisinde hareket edecek diyor arkadaşlar. Eğer 28-31 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa şuradaki 29-71 direncine kadar gelebilir. Şurada görmüş olduğunuz gibi burada da spike atmış direnç ve ikinci direnç teyidi de burada gerçekleşmiş. Demek ki buradaki mavi kanal üstünde kalırsa diyor ki kırmızı bant şuradaki pembe bant içerisinde hareketine devam eder diyor arkadaşlar. Eğer buradaki bu bandın da yukarı yönlü kırılması durumunda bize yeni bir band oluşumu göstermiş. 29.71 ile 32.17 seviyesi aralığında. Tabii ki de buradaki pembe band üstünde kalıcılarını sağlarsa diyor Gun Type bize. Eğer 28.31 seviyesi kırılamayıp aşağı yönlü hareket olursa yani burası direnç olursa şuradaki gibi altta bize 27-39 desteği karşılıyor olacak arkadaşlar. Buradaki destek de çok önemli ve çok güçlü destek arkadaşlar. 4 saatlik grafikte bakalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şurada 4 saatlik grafikte arkadaşlar görüyorsunuz 28-31 seviyesi denenmiş. Aşağı yönlü hareket olmuş, kıramamış. Burada da aynı şekilde şimdi de aynı seviyede bulunuyoruz arkadaşlar. Demek ki burası direnç olursa diyor ki 27-39 desteğine kadar geri çekilmeler olabilir diyor arkadaşlar. Eğer 28-31 üstünde kalırsa şuradaki kırmızı bant içerisinde hareketine devam edecektir arkadaşlar. Günlük grafiğe tekrar alıp şöyle bir yine de gözden geçirmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki 28-31 seviyesi önemli. Üstünde kalırsa şuradaki kırmızı bant içerisinde hareket eder. Onun da üstünde kaldığı süre işte 28-31 üstünde kaldığı sürece 29-71 direnci gelebilir arkadaşlar. 29-71 üstünde ise şurada bir mavi bandımız var. Tabii ki de bu kırmızı bant üstünde kalırsa buradaki mavi banda geçiş yapacaktır. Ons gümüş arkadaşlar. Bunun altında ise söylemiş olduğum gibi 28-31'in altında 27-39 desteği bizi karşılıyor arkadaşlar. Çok önemli bir destek. Bunun altına sarkmadığı sürece çıkış akımının devamının gelebileceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Eğer şuradaki destek aşağı yönlü kırılacak olursa görmüş olduğunuz gibi öncelikle şuradaki mavi bant içerisinde hareket eder. Bunun altındaki bu mavi bantın içerisinde ara desteğimiz 25.89. Görmüş olduğunuz gibi 25.89. Onun altında ise 24.40 seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ancak yukarı yönlü trendin güçlü olduğu için şuradaki 27.39 desteğinden tepki almasını bekliyorum arkadaşlar. DAX endeksi ile gümüş yorumum şimdilik bu kadar. Güncellemeler olursa tekrardan analiz yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hepinize bol kazançlar arkadaşlar.